Ortodoks Kilisesi bu yıl 24 Nisan'da kutlayacağı Paskalya Bayramı ile ilgili ve 7 hafta süren kutsal oruç 7 Mart Pazartesi günü başladı. Ekümenik Patrik Bartolomeos kutsal ve büyük oruç dönemi ile ilgili bir mesaj yayınlarken Türkiye'nin bazı şehirlerinde oruç dönemine girmeden önce ayinler düzenlendi. Ortodoks Kilisesi bu yıl 24 Nisan'da kutlayacağı Paskalya Bayramı ile ilgili ve 7 hafta süren kutsal oruç 7 Mart Pazartesi günü başladı. Bu münasebette Türkiye'de bulunan Rum Ortodoks Kiliselerinde ayinler düzenlendi. Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde 6 Mart Pazar günü yapılan kutsal ayinde bağışlanma günü kutlandı ve ayine katılan Hristiyanlar akşam duasından sonra asırlardır uygulanan bir geleneği sürdürdüler. Bu geleneğe göre inanlılar birbirlerine sarılarak af dilerler ve birbirlerini bağışlarlar. Ayrıca salgın nedeniyle iki yıldır yapılamayan oruç dönemi öncesi karnaval şenlikleri bu yılda tedbirlerin devam etmesi nedeniyle yapılamadı. Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Kadınlar Kolu'nun her yıl oruç döneminde çarşamba günleri kilise salonunda düzenlediği perhiz yemekleri bu yılda yapılamayacak. Kilise pederi İspir Coşkun Teymur, 6 Mart Pazar günü ayinde oruçla ilgili vaazında, Oruç yemekte basit olmaktır. Sevgi enerjisini ıslah etmek ve kişisel arzulardan karşımızdaki insanı sevmeye dönüştürmektir. Oruç içsel bencillikten ve hatalı bencil doyumlardan arınmadır. Oruç gözlerimizi yüce Tanrı'ya yöneltmenin ve onunla buluşmanın vasıtasıdır diyerek bütün Hristiyanlara hayırlı bir oruç dönemi diledi. İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi ve Antakya Azizler Petrus ve Paulus Rum Ortodoks Kiliseleri başta olmak üzere, Samandağ Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi, Altınözü Sarılar Aziz Gregorios Rum Ortodoks Kilisesi, Altınözü Tokaçlı Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi ve Arsuz Aziz Yuhanna Rum Ortodoks Kiliselerinde gerçekleştirilen özel ayinlerin sonunda bölgedeki tüm Ortodoks cemaati Paskalya Bayramı öncesinde oruç dönemine girdi. Oruç dönemiyle ilgili düşüncelerini aldığımız İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi pederlerinden Yusuf Nikolas Papasoğlu, cemaatin bereketli bir oruç dönemi geçirmesini temenni etti. Oruç döneminde kilisede gerçekleştirilecek dua ve ayinler hakkında da bilgi verdi. Ekümenik Patrik Bartolomeos'a 2022 yılı Paskalya öncesi kutsal ve büyük oruç dönemine özel bir vaaz verdi.